V-22 tiltrotor. Hem uçak hem de helikopter. Aynı zamanda yaklaşık 90 milyon dolarlık birim fiyatı ile çok da pahalı bir hava aracı. Boeing ile Bell tarafından geliştirilen V-22 Osprey platformunu ağırlıklı olarak uçak gemilerinde görev yapmasıyla tanıyorsunuz. Ama bu videoda sizlere Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan CV-22 modelini tanıtacağım. Helikopterlerin en büyük avantajı piste ihtiyaç duymamasıdır. Ama bu yanında bazı dezavantajlar getirir. Uçaklara göre yavaştır. Taşıma kapasitesi daha düşüktür. Hatta menzil sorunları vardır. Amerikan, Bell ve Boeing şirketi uçak ve helikopterleri birleştiren tilt rotor konseptiyle uzun yıllardır çalışıyor. Bir helikopter gibi motorlarını yere dikey konuma getirerek havalanan araç, havada uçak gibi motorlarını yere yatay hale getiriyor. Uçuşuna daha hızlı devam ediyor. ...1980'lerde başlayan V-22 yaklaşık 20 yılı aşkın süredir de hizmette. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde aracın CV-22 modeli kullanılıyor. Tüm hava araçları özel kuvvetlere hizmet veriyor. CV-22'lerin diğer Osprey'lerden en büyük farkı üzerinde deniz şartlarında kullanılmalarını sağlayacak sistemlerin olmaması. Yani daha yüksek korozyona dayanıklılık, uçak gemilerinde görev yapmasını sağlayacak ek sistemler bulunmuyor. Osprey'lerin gövdelerinin ve sistemlerinin %90'ının ortak olduğunu da belirtmemizde fayda var. Özel kuvvet operasyon uçuşlarının önemli bölümü alçaktan yapılıyor. Genellikle sızma ile operasyon yapılacak ülkenin hava sahasına görülmeden girilmesi hedefleniyor. Bu uçuşların emniyetle gerçekleştirilebilmesi için özel arazi takip sistemleri bulunuyor. Kızılötesi algılayıcılar pilotlara mania bilgisi veriyor. CV-22'lerin süratleri de normal tilt rotorlara göre yaklaşık 5 deniz mili daha fazla. Gövde içinde ek yakıt tankları taşıyabiliyor. Normalde 1628 km menzil, CV-22'lerde 1850 km'ye çıkıyor. Hava aracı ayrıca tanker uçaklardan havada yakıt ikmal yapabiliyor. Böylelikle çok daha uzun sürede havada kalabiliyor, menzili uzuyor. CV-22'de 2 adet Rolls-Royce imalatı Liberty AE1107C motorları bulunuyor. Her bir motor 6200 beygir güç üretiyor. 25.000 feet yani 7620 metre yüksekliğe çıkan CV-22'nin uçuş ekibi 2 pilot ve 2 uçuş mühendisinden oluşuyor. Uçuş sırasında 24 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Normal yolcu kapasitesi ise 32. İstenirse kabinde 4,5 tondan fazla kargo da yüklenebiliyor. Arka rampa operasyonu hızlandırıyor. Dış kanca ile taşınan yük ise 6800 kilogram ağırlığında. CV-22'nin tek silahı ise 50 kalibrelik yani 12.7 milimetrelik M2 Browning makinalı tüfek. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde testlerden sonra CV-22'ler 2006 yılında hizmete girdi. 54 adet hava aracı üretilerek teslim edildi. Halen 52 adet CV-22 aktif olarak kullanılıyor. Tilt rotorlar gelecek için önemli bir potansiyele sahip. Uzun yıllardır bu konsepti geliştirmek üzere çalışmalar yapan Bell şirketi önemli bir ihale aldı. Amerikan Kara Kuvvetleri'nin ana genel maksat helikopteri Sikorsky imalatı UH-60 Black Hawk artık tilt rotor teknolojisine sahip V-280 Valor modeliyle değiştirilecek. Bu ihalede Sikorsky gibi bir deve eleyen Bell, geleceğin döner kanat operasyonunu tilt rotorlarla standart hale getirecek. V-280 14 asker kapasiteli,
saatte 520 km gibi çok yüksek bir hıza çıkacak. Menzili ise 1480 km olacak. Evet, gelecek tilt rotor teknolojisinde bu konuda farklı modellerle yeni adımların atılması bekleniyor.